Kadir, yani sen insanı deli edersin. Yani İstanbul'daki emlak piyasası dar mı geldi, kalkıp İzmirlere gittin? Tamam tamam, bitir işini de gel çabucak. Hayır Kadir, kordon boyunda oturup beni düşünerek bir tek atmanı istemiyorum. Hayır Kadir, içmeyeceksin. Devam edince solunda bir iskele. Söz ver. Peki tamam. Hoşça kal. Kordon ne anne? Kordon İzmir'de bir semt kızım. İçkini yudumlarken İzmirli fıstıkları doya doya seyredebileceğin çok güzel bir semt Ceren'cim. Sen dalga geç kızım. İzmir'e Rafi Maranga ile gitmişler. O fıstıklara beraber bakacaklar. Ne? Ne işleri varmış İzmir'de? Bir toplu konutun İstanbul'daki pazarlama işlerini alacaklarmış. Yalan. İnsan açar bir sorar erkek arkadaşını İzmir'e götürebilir miyim diye. Daha iki kere çıkamadan çocuğu enişteme kaptırdım ya. Ne haber kızlar? Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Babamlar gelmedi mi daha doktordan? Gelmediler. Aa, ne doktoru? Ya babam mı hasta? Panik yapma abla, kontrolü gittiler. Bir de biten ilaçlarını yazdıracaklar. Of. Babam bu elektrik faturasını görünce fıttıracak. Kaç para gelmiş? 69 milyon. Aman niye fıttırsın canım? Biz aynı elektriği kullanıyoruz, fatura kendiliğinden artıyor. Buraya bırakıyorum. Bakalım fıttıracak mı, fıttırmayacak mı? Bir daha ben doktora falan gitmiyorum seninle. Sen kendin gidersin kontrole, tamam mı? Ben kontrole falan gitmiyorum. Ne oldu ki anne? Ne olacak? Doktorun söylediklerine bozuldu, bana çatıyor. Doktor ne dedi ki? İşi bırakın, bol bol dinlenin dedi. İşi bırakınmış. O mu bakacak bu aileye? Ha? Göndersin maaşını, bırakayım işi. Ayrıca sakin bir hayat yaşamalısınız. Öyle önünüze gelen her şeye sinirlenmemelisiniz. Çünkü siz yaşlısınız dedi. Sinirli falan değilim ben. Benim zaten sakin bir hayatım var. Tabii canım, tabii, doğru. Doktor diyet veriyor, o bana bağırıyor ayol. Doğru, çok sükunetli bir hayatın var. Söyle o doktora, asıl onun verdiği diyeti yaparsam fırlayacak benim tansiyonum. Allah Allah. Bu ne faturası? Elektrik. Ne kadarmış, oku bakayım yavrum şunu. 69 milyon dede. Ne? Normal baba. E normal tabii, normal. Eşeğim ya ben, çalışır öderim. Estağfurullah baba. Ya ben size demiyor muyum gereksiz ışıkları kapatın diye? Laf dinlemiyorsunuz ki. Ya böyle fatura Şükrü Saracoğlu stadına bile gelmiyordur be. Sakin ol Mehmet, sakin ol, sinirlenme yine. Sinirlenme, sinirlenme. Ya ne bulaşık makinesi durur bu evde, ne çamaşır makinesi ya. Gece ikilere kadar oturur televizyon seyredersiniz. Yaktığınız ışığı kapatmazsınız. Ütüyü böyle böyle yarım saatte yaparsınız. Bunun arkasından da su gelir güldür güldür 50 milyon. Mehmet usta eşek nasıl olsa çalıştır ödesin. Çek istemiyoruz ya. Her şeyi yapıyorsun. Sonra da... Tuz. Mehmetciğim hayatım, doktor tuzu az yeseniz daha iyi olur demişti değil mi? Tuz. Mutfağın ışığı kapalı değil mi? Kapalı hayat. Banyonunki? Kapalı baba. Senin odan? Kapalı baba. Seninki? Kapalı baba. Hayatım biz zaten dikkat ediyoruz ışıklara filan. O zaman daha dikkat edeceksiniz. Peki canım, peki. Alo. Burada Sinan abi. Bir saniye. İyi akşamlar. Sinan abi baba. Alo. İyi akşamlar Sinan usta. Yapma be Sinan. Ne zaman olmuş? Tamam. Ben hemen iniyorum aşağı. Tamam. Mehmet? Ne olmuş? Mehmet? Hidayet abi vefat etmiş. Aa! Buyur
Buyurun canım, buyurun geçin Müjgan. Buyurun Sinan Bey. Çok iyi adam, çok. Allah karısına çocuğuna sabır versin. Çok zor vallahi. Ya kolay mı canım? Ama Allah sizlerden de razı olsun. Koşturdunuz, ettiniz. Son yolculuğuna huzur içinde gitti adamcağız. Hadi üzülmeyin artık, hayat bu. Dünya kimseye kalmıyor işte. Ben size şöyle güzel köpüklü bir kahve yapayım. İçersiniz değil mi? Dur ben de sana yardım edeyim. Geçen ayda Rıza abiyi kaybetmiştik. Ya. Ne oluyor böyle Sinan? Eski arkadaşlar bir bir gidiyorlar. 3-5 kişi kaldık ya. Ya. Birileri gittikçe insan daha bir fark ediyor yaşlandığını, değil mi? Kimmiş abicim ölen? Babamın eski bir arkadaşı, Hidayet amca. Ha, telefonda konuşurken duymuştum. İzmit'e yerleşmişti. Pek görüşemiyorlardı. Uzun süredir de hastanedeydi zaten. Neyse canım, Allah rahmet eylesin, ne diyelim? Babam bayağı üzüldü. Çok dalgındı cenazede. Usta da yaşlandı artık. Ya böyle olaylar onu daha çok etkiliyordur. Ya Hasan. Efendim abi. Babam ölürse biz ne yaparız ya? Olur mu abicim öyle şey ya? Düşünme. Allah gecinden versin. Benim ustam sağlam adamdır. Bir şey olmaz. Mehmet. Mehmet. Hadi artık üzülme canım. Doğal bu. Gün geliyor. İnsanlar veda ediyor bu dünyaya. Kimse ebediyen yaşamıyor ki. Yaşlıydı adamcağız zaten. Bugün olmazsa yarın olacaktı bu iş. Benden bir yaş büyüktü Şükran. Mehmet. Öyle deme Allah aşkına. Senden 8-10 yaş daha büyük duruyordu. Kendini onunla kıyaslama. Biz de yaşlanıyoruz. Hadi Mehmet, hadi. Uyu. Bak bugün çok yoruldun. Hadi canım, hadi. Mehmet, ne düşünüyorsun sen? Hiç. Yine aklına kötü kötü şeyler geliyor değil mi? Koskoca bir ömür geçti be Şükran. Geçti. Hala da geçiyor. Geçiyor. Geçiyor da... geriye bir şey kalmadı. Öf. Bunalıma girdi adam. Kahvaltını bitirmeden nereye gidiyorsun? Hidayet abinin mezarına bir uğrayacağım. Ama daha dün defnettik rahmetliyi. Çocukları mezarını yaptırsın öyle gidersin ha? Olsun olsun, gitmek lazım. Şimdi kimse uğramaz. Yalnız kalır adam orada. Ne oldu anne? Babam mezarlığa gitti çocuğum. Gitsin ne var? Olur mu çocuğum, zaten morali bozuk. Şimdi mezarlığın içinde daha çok kafasını takacak yaşlılığa. Doğru. Merhaba. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Anne, babamla karşılaştık yolda. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Babam depresyona girmiş abla. Evet, çaylarımız da geldi. Vallahi kurt gibi acıktı bak. Abicim neyin var senin ya? Dünden beri böyle dertli dertli düşünüyorsun. Hiç. Hadi hadi söyle. Ya...
Dün gece düşündüm de babamın ölümüne hiç hazır değilim ben Hasan ya. Ya Mustafa abicim, insan babasının ölümüne hazır olur mu hiç ya? Yani evlat olarak bir şeyler yapmamız lazım. O ömrünü hep bize, ailesine adadı. Kendi için hiçbir şey yapmadı. Hala da dükkana gelip çalışıyor. Ya abicim, onun yapısında var çalışmak. Emekli olamıyor ki adam. Olsun. Artık çalışmasını istemiyorum. Geçsin tozsun, biraz keyfine baksın ya. Hem ben bakarım ona. Rahat etsin artık. Haklısın abicim. Bana bak, emekli olmayı kabul ederse annemle bir de tatile yollayayım diyorum ona. E para? Para buluruz. Gerekirse borç alırız. Hadi sen de yardım et, ikna edelim emekli olmasına. Tamam abicim, tamam. Hah. Buyur kızım, çay. Sağ ol evladım. Hasan. Diyorum ki artık babamı emekli etsek nasıl olur? Evet, biz nasıl olsa yetiştik değil mi abi? Tabii, artık babama ihtiyaç yok ki, biz çekip çeviririz dükkanı. Tabii canım. Sen ne dersin baba? Hem bol bol dinlenirsin değil mi? Haklısınız. Artık bana ihtiyaç yok. Zaten bir iş yaptım da yok. Yok baba, biz onu demek istemedik. Sensiz olur mu hiç? Tabii canım, usta olmazsa biz ne yaparız? Peki baba. Merhaba çocuklar. Hoş geldin. Merhaba Mehmet Usta. Hoş geldin Sinancığım. Ne haber? Nasılsın? İyilik işte. Ne olsun? Sabah mezarlığa gittim. Ben de oradaydım. Göremedim seni. Ben Zincirlikuyu mezarlığına gittim. Mezar yeri bakmaya. Mezar yeri bakmaya mı? Evet. Dün Hidayet abiyi defnederken sen de gördün işte. Önceden bir yer ayarlamak lazım. Ağaçlıklı, manzaralı filan. Yoksa en uca sallayıveriyorlar insanı. Yani ucu ortası hepsi aynı işte ya. O da toprak, o da toprak. Orası öyle de ben bir aile mezarlığı istiyorum. Tek başına sıkılır insan. Aldın mı bari bir yer? Araya birilerini koymak lazım. Yoksa insana en uçları gösteriveriyorlar. Öğleden sonra bir yer bakmaya gideceğim. İstersen sana da bakalım bir yer. Yok Sinancığım, ben Zincirlikuyu mezarlığını sevmiyorum. Neden? Geçen gün arabayla geçerken kapısında okudum. Her canlı ölümü tadacaktır yazmışlar. Yalan mı? Doğru yazmışlar. Olsun. Kapısına reklam alan mezarlıkla işim olmaz benim. Sen benden beter oldun be Sinan Usta. Düşünüyorum da Mehmet Usta, ben senin gibi ağır davranmadım. Aldım CNC'yi, işleri büyüttüm. Güzel de iş yapıyorum. E'si benim dükkanı kime bırakacağım ben Mehmet Usta? Pelin'e mi? He, şu mesele. Vaktiyle çok söyledim ben sana bir oğlan şart diye. Hep Müjgan'ın inadı yüzünden. Yok şişmanlıyorum. Yok doğurmayı kolay mı sanıyorsun? Yok hayatımızı yaşayalım bilmem ne diyerek hep atlattı beni. Neyse canım, artık kızmaya gerek yok. Nasıl olsa geçti. Geçti mi acaba? Ben de onu düşünüyorum. Aşk olsun anne ya. İnsan bir sinema bileti de bize alır. Bir sinema bileti kaç lira, senin haberin var mı Hülya? Anne Kadir gibi konuşma lütfen. Çocuğun kırılmanın sırası mı şimdi? Baban için gidiyoruz. Sanki kendi keyfimize gidiyoruz. İyi tamam. Ben de gitmek istiyorum. Kimse beni sinemaya götürmüyor. Tamam canım. Sen de Defne teyzenle yan yana oturursun. Hayır anne ya. Kızım. Üf anne ya. Sen sinema koltuklarını bizim kanepe gibi sanıyorsun galiba. Ne varmış azıcık sıkışsanız? Abimle otursun, bana ne? Kim benimle otursun? Ceren. Ya hiç öyle film mi izlenirmiş? Hem biz sığmayız ki. Hiç kimse beni istemiyor.
Üzülme kızım, beni de istemiyorlar. Aman yarabbi, bir de siz çıkmayın başıma. Anne babam nerede kaldı? Filmden önce yemek yiyeceksek çıkmamız gerek. Gelir şimdi, gelir. Hangi filme bilet aldın? Truva. Nasıl filmmiş o? Savaş, aksiyon, macera. Kızım yok muydu şöyle aşklı filan bir film? Kusura bakma anne, sizin zamanınızdaki zengin kız fakir erkek filmlerinden kalmadı artık. Ben bakarım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk hayatım. Aa, çıkarma ayaklarını, çıkarma, gidiyoruz. Nereye? Sinemaya gidiyoruz. Sinemaya mı? Evet. Çok güzel bir filme gidiyoruz baba. Gitmeden önce de bir yemek yiyelim diyoruz. Nereden çıktı şimdi bu sinema? Aa, senin için baba. Moralim bozukmuş ya. Siz gidin, ben gelmeyeyim. Aa, olur mu canım, bilet aldın. Evet baba, lütfen. Ya Allah Allah, istemiyorum kızım ben sinemaya falan gitmek. Siz gidin. Olur mu canım ama? E sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Ben oturur televizyon seyrederim. Baba her akşam izliyorsun zaten. Bu akşam da sinemaya gidelim. Hadi çocuğum, siz gidin. Hülya, sen de al ciğerini bizim yerimize git çocuğum. E sen? Hadi çocuğum, hadi hadi, sen de al ciğerini, hadi. Acele edin. İyi, hadi Ceren gel. Yusuf dur. Acele edin, filmi kaçıracaksınız. Çabuk. Anneciğim çok teşekkürler. Hadi çocuğum, eğlenceler. İyi akşamlar. Hadi çocuğum, hadi eğlenmenize bakın. Hadi güle güle, iyi eğlenceler. Mehmet. Efendim? Bir arkadaşım vefat etti diye böyle elden ayaktan düşmüş ihtiyarlar gibi mi davranacaksın? Gerçeklerle yüzleşmek lazım Şükran. Hiç de bile değil. Bazı gerçeklerle yüzleşmemek lazım Mehmet Bey. Böyle yaşlandım yaşlandım diye düşünürsen o zannettiğin şey beklediğinden çok daha çabuk gelir. İnsan kendini yalnız hissediyor be Şükran. Eskiden ne çok dostumuz vardı. Sazla, sözle, muhabbetle geçerdi vaktimiz. Ya şimdi ne eşimiz kaldı ne dostumuz. Herkes bir bir ayrılıyor dünyadan. Bir başımıza kaldık. Ama Mehmet, hayat hep gençlikteki gibi geçmez ki. Doğanın kanunu bu. İçim sıkılıyor Şükran. İçim, içim. Bardağa dolu tarafından bak Mehmet. Bak. Seninle ne güzel yılları paylaştık. Bu evi hatırlıyor musun? İlk evimiz. Hatırlamaz olur muyum? Ne zorlanırdım kirasını öderken. Ama o domatesi bahçeden koparıp yemek yok muydu? Bak. Yurdanur Bey'le eşi Hamiyet Hanım. Ne güzel sesi vardı değil mi o adamın? Ya hele Yemen türküsünü ne güzel okurdu. Hiç acımazdın adama. 4-5 kere arka arkaya söylettirirdin. Ama kendi pek hevesliydi söylemeye. Biri istesin de söyleyeyim diye bahane arıyordu. Aa, canım ayol. Defneye bak. O zamandan belli böyle bir deri bir kemik olacağı. Ya nasıl korkmuştum ama 2,5 kilo doğunca. Abin de erkek olacak diye araba getirmişti. Evet, o zamandan beri hala kızar sana yanlış doğurdun diye. Mehmet. Ben. Bu albümler bizim bardağımızın dolu tarafı. Gerçi biz seninle hiç boş tarafını yaşamadık. Ömrümüz olursa daha çok albümler doldururuz seninle. Doldururuz değil mi? Doldururuz tabii hayatım. Sen bu ailenin direğisin. Neden öyle kendini kapıp koyuveriyorsun? Sen hep bize güç verdin, moral verdin, destek oldun. Moralini bozma. Sen iki tel saçın döküldü diye kendini ihtiyarladın mı sanıyorsun? Sen gencecik bir adamsın da. Doktor öyle demiyor ama Şükran Hanım. Sen daha uzun, daha sağlıklı yaşa diye öyle söylüyor doktor. 20 yaşında gençler değiliz artık. Mehmet, bu yaşında başka bir güzelliği var ama değil mi? Doğru söylüyorsun Şükran. Bak ne diyorum, ben gideyim güzel mezeler hazırlayayım. Sinan Bey ile Müjgan'a da haber verelim, gelsinler. Hep beraber bir yemek yiyip sohbet edelim ha. Vallahi çok iyi olur be.
Yani dostlarla daha sık görüşmek lazım. İnsan sonra üzülüyor yeterince vakit geçiremedik diye. Tamam, o zaman sen telefon et. Ben mutfağa gidiyorum, hazırlığa başlıyorum. Aç kollarım, sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Hadi, hadi Şükran. Şükran açıldı, görüyor musun? Hadi canım. Alçak Mustafa, insan bir haber verirsin emeğe gideceğini. Aç kollarım. Bir dakika, bir dakika. Ben kadehimi Hidayet abinin anısına kaldırmak istiyorum. Kaldıralım Sinancığım. O da hep demez miydi arkamdan ağlayıp sızlamayın diye rahmetli. Ya. Biliyor musun Şükrancığım? Bugün Sinan 3 kişilik aile mezarlığı satın almış. Ayol arkadaşları öldü. Bunlar bir tuhaf oldu. Kafaları sürekli öbür tarafa çalışıyor. Ne alakası var şimdi Şükran Hanım? Ama görseniz Şükran Hanım, çok güzel bir yer kapattım. Öyle önü açık, ferah. Harika bir yer. Ya ben de düşünmüştüm de ama bizim aile geniş tabii. Masrafı çok olur. Allah Allah, değiştirin şu konuyu canım. Nereden çıkardınız bu mezarlık konusunu? Aslında Gönül 3 kişilik değil de 4 kişilik bir aile mezarlığı almak isterdi ama neyse. Sinancığım, bu konuyu kapattık sanırım. Mehmet ustalar yabancı mı canım? Bir oğlumuz olsa fena mı olurdu yani? Çok güzel olurdu Sinancığım ama bu yaşta benden böyle şeyler istemem biraz tuhaf olmuyor mu? Zaten yaşın hiçbir zaman müsait olmadı ki. Gençken de aynı şeyleri söylüyordun. Bir kızımız var yeter diyordun. Yetmiyor muyum baba? Yetiyorsun da kızım. Ama erkek değilim değil mi? O yüzden tam çocuk sayılmıyorum. Aman neyse canım. Bizde 4 tane var da ne oluyor? Tabii ya. Habire yiyorlar. Keşke olsaydı da biz de yedirseydik. Sen biraz fazla içmedin mi Sinan? Bırak istersen artık. Ben ısrarlıyım Müjgan. Ay inanmıyorum. Senin insan fizyolojisinden haberin yok galiba. Var. Bugün doktora gidip araştırdım. Hala mümkün olabilirmiş. Tabii mümkün olabilir de biraz riskli olabilir. Ay yeter. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Olmaz Sinan. Artık bu konu kapanmıştır. Bu konuda anneme destek veriyorum baba. Siz bilirsiniz. Vasiyetimi yazarken bu itirazlarınızı göz önünde bulunduracağım tabii. Ne demek şimdi? Mirasım bir yardım kuruluşuna mı gider, bir çocuk vakfına mı gider bilemiyorum. Al canını yumurtanı. Tuz orada. Tuz istemiyorum. Tuz istemiyor musun? Yumurtanı tuzsuz mu yiyeceksin yani? Evet. Doktorun tavsiyelerine uymaya başladım deme, vallahi inanmam. Ne var yani uyarsak? Adam doğru söylüyor herhalde. Ay vallahi çok sevindim Mehmet. Yani artık sağlığına dikkat etmenin zamanı gelmiş de geçiyordu bile. Sade ben değil. Sen de edeceksin. Sen de en az benim kadar yaşlısın. Tamam canım. Ederim. O zaman sen şimdi eskisi kadar sinirlenmeyeceksin de. Sinirlenmeyeceğim. Çok kızacağın şeyler olsa bile. Olsa bile sinirlenmeyeceğim. Telefon faturası 100 milyon gelirse? Gelirse gelsin. Ay vallahi çok sevindim. Bu bir devrim. Tamam. Abartma. Egzersiz de yapacak mısın? Bak böyle soru sorup durursan hiçbir şey yapmama. Beni kendi halime bırak ya, sen kendi işine bak. Allah Allah. Günaydın anne, günaydın baba. Kızım saat kaç oldu, haberin var mı senin? Allah Allah, baban kızıyor geç kalkınca. Ya bırak kızı uyusun Şükran ya, Allah Allah. Hadi kızım git, uykunu almadıysan biraz daha uyu hadi. Yok baba sağ ol, aldım uykumu. Mehmet, doktorun seni bu kılıkla görsün, vallahi adamın gözleri yaşarır. Tamam. Nereye doğru yürüyeceksin? Bilmiyorum, öyle kafama göre. Belki dükkana uğrar, çocuklara bir bakarım. Seni bu kıyafette görünce emekli oldun sanırlar. Sansınlar, belki de olurum.
Mehmet sen bu hırsla var ya 100 yıl yaşarsın. Hadi hayırlısı bakalım. Şükran abartma diyorum, tamam mı? Abartma. Bak elimden kurtuldun sanma, yarın birlikte yürüyeceğiz ha. Öyle kendini genç zannedip de kıyılara köşelere çekilme yani. Merhaba anne. Merhaba canım. Merhaba kızım, merhaba. Baba ha? Nereye böyle? Yok bir şey yok, hadi geçsin. Kapat. Baba uzun uzun yaşamaya karar verdi çocuğum. Hoş geldin abla. Defne'cim. Hadi geç canım, geç. Babam nasıl uzun yaşamaya karar verdi? Kararla mı oluyor böyle şeyler? Evet, artık hiçbir şeye sinirlenmeyecekmiş. Sakin ve huzurlu olacakmış. Aa, baba, yok canım daha neler. Evet abla, bugün 10'da kalktım hala kahvaltı ediyordu. Üstelik geç kalktığım için bana hiç kızmadı. Ya, hatta git biraz daha uyu dedi. Aa, bir gün babamdan yana şansımın döneceğini biliyordum. Artık eczacılığı bile bırakacağımı söyleyebilirim belki. Saçmalama kızım. Ay bu da 100 buldu aslarını istiyorsun. Sen ne yaptın? Razı ettin mi kocanı çocuğa? Hayır anne. Çocuk fikrinden çok korkuyor. Evde bir çocuk hayal edince bile gözleri büyüyor. Aman aman. Zaten doğru dürüst biriyle evlenmezsiniz ki. Nerede cins var onu bulursunuz. Ne yapayım anne ya? Şimdi değilse bile bir gün mutlaka kabul etmek zorunda. Zorunda tabii. Yani çocuksuz evlilik mi olur? Allah Allah. Hoş geldin baba. Hoş geldin ustacığım. Üstüme çıksaydın evladım. Pardon usta. Mustafa abi gözlüğümün üzerine bastı da. Niye eşofmanlısın baba? Yürüdüm biraz. Yürüdün mü? Evet. Hasan git bir çay al gel hadi. Hemen ustacığım. Tamam tamam hadi bırakın çayı da gelin oturun şuraya bakayım. Evladım, ben artık eskisi kadar dükkana gelmemeye karar verdim. Emekli mi oluyorsun baba? Bir nevi öyle. Yani artık işleri size emanet ediyorum. Ben sadece danışmanınız olacağım. Sen merak etme ustacığım, biz her şeyi hallederiz. Gözüm arkada kalmasın, tamam mı? İyice anladınız mı beni? Kaytarmayın, yakarım yoksa bak. Tamam baba, merak etme sen. Hadi işinizin başına hadi. Merhaba çocuklar. Hoş geldin. Merhaba Mehmet usta. Oo Sinancığım hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Hasan buyurun. Git bir çay kapta gel. Dur sen gitme şimdi gelirken dökersin onları. Mustafa sen git al da gel çayları hadi. Peki baba. Ne o eşofmanlar filan? Sabah yürüyüş yaptım da biraz öyle bir şey. İyi yapmışsın. Hayırdır Sinan, senin niye canı sıkkın? Evlat edinmeye karar verdim Mehmet. Evlat edinmeye mi karar verdin? Evet. Sinancığım, küçük bir çocuk alıp yetiştirip dükkana bırakacak kadar ömrün var mı Allah aşkına ya? Küçük bir çocuk almayacağım ki. Yetişmiş bir çocuğu evlat edineceğim. Bu bizim işlerden anlarsa ne âlâ. Nereden bulacaksın ki öylesini? Anası babası olmayacak. Senin işlerden anlayacak. Oho! Buldum bile. Nasıl? Ya şimdi benim kafam karıştı Seren abi ya. Ben sizin oğlunuz mu olacağım? Evet. Manevi oğlum olacaksın. Bilmem ki. Ustam ne der? Vallahi alıp kendi dükkanına götürmeyeceksen bence sakıncası yok. Götürmeyeceğim söz. Tamam mı Hasan? Ya bilemiyorum ki Sinan abi. Sen bilirsin Hasan. Manevi oğlum olacak kişi dükkanımın ve mirasımın yarısını alacak. Kabul ediyorum.
kadar sağlıklı. Brokoli yemek istemiyorum ben. Alış çocuğum, bundan sonra böyle besleniyoruz. Niye anne? Öyle işte. Abim yemeğe gelmeyerek büyük akıllılık etmiş doğrusu. Abin senin gibi yemek seçmez canım. Sahi ya, nerede o yemek vakti? Boş ver Mehmetciğim, hani sen böyle ufak tefek şeyleri düşünmüyordun artık? Tamam, tamam. Hasan'ı Sinan abiye kaptırmışsın baba. Kaptırmadım. Sadece şekil itibariyle onun oğlu oldu, o kadar. İnşallah öyle kalır. Boş ver Mehmet. Nasılsa senin oğlun var. Sen kızma böyle şeylere. Evet, haklısın. Kızmıyorum zaten. Bari sol elime takılsaydım. Ben daha sol elimle anahtarı bile çıkaramıyorum. Yemeği nasıl yiyeceğim? Hoş geldin abiye. İyi akşamlar, hoş bulduk. Mustafa, hadi gel çocuğum. Bak ne güzel yemekler yaptım. Yok anne, ben tokum. Evladım, gel otursana sofraya. Ben tokum olur mu ya? Aa. Otursana abi, bak ne güzel yemekler var. Hadi Mustafa, hadi, hadi. Mustafa, istediğin kadar tavuk al çocuğum, yanına da salata al. Mustafa, batırdın örtüyü çocuğu. Aç değilim ya anne, o yüzden öyle oldu. Öbür elini niye kullanmıyorsun evladım? Solu geliştiriyorum baba, ne de olsa dükkanı bize bırakıyorsun ya... ...iyi bir usta iki elinde iyi kullanmalı diye düşündüm. Aferin, iyi düşünmüşsün. Aferin, aferin. Ben doydum. Biraz da içeride sol elimi çalıştırayım ben. Uyuyamadım ki, gülle gibi mübarek. İyi hadi çık bari babam görmeden. Şu ayakkabıyı giymeme yardım et ya. Bu yürüyüş çok iyi geldi Şükran. Bugün yine çıkacağım Şükran. Çok iyi edersin canım. Bir dükkanı arayayım bakayım, çocukların bir ihtiyacı var mı? Belki bir şeyler isterler, ben de giderken götürürüm. Alo. Hasan, ne yapıyorsunuz? İyi, iyi çocuğum. Mustafa ne yapıyor? Gelmedi mi? Ya çıkmadı mı Mustafa da? Çıkmıştır canım biz kahvaltı ederken. Hasan, sen ortalığı toparla, geliyorum ben. Ya biz işi buna bırakıyoruz. Daha ilk günden seriyor beyefendi. Mehmet, sinirleniyorsun yine ama. Yok canım, yok. Sinirlenmiyorum. Geliyor, çabuk sakın. Merhaba baba. Sen ne arıyorsun burada? Ne yatıyor bu hala? Şeymiş o, hastaymış. Hasta mıymış? Ay çok fena. Nesi var bunun ya? Dün bir şey yoktu. Aniden olmuş. Allah Allah. Mustafa.
Hani ateşin falan yok ki senin ya. Bu ne ya? Saatim baba, saatim. Saatim. Üşütmüşüm. Bunlar bir iş çeviriyorlar ama yine. Yatıyor muymuş hala? He, yatıyormuş. Neyse ben çıkıyorum Şükran. Tamam canım, hadi güle güle. Hı. Mehmet. Efendim. Çok geç kalmazsın değil mi? Yok canım, geç kalmam. Ya şöyle bir dükkana uğrayacağım. Bir dolaşır gelirim ben. Tamam. Şey dikkat yap. Et. Terleyip tamam. De böyle soğukta kalma. Tamam Şükran. Tamam. Hadi canım, güle güle. Şimdi anlarız nasıl olsa ne çevirdiklerini. Sakin ol Mehmet, sakin ol. Sen tansiyonu olan bir insansın. Sakin ol, sakin ol. Oğlum, ah ne işin var senin bowlinglerle? Ah Ceren'le, hani usta duracaktın? Ben bir şey yapmadım ki. Ben dedim sana değil mi? Çocuk zararlı bir şeydir diye. Hayır, hayır Allah'ım, git elini yüzünü yıka çocuğum. Ne bu hal? Sanırım artık çocuk falan istemezsin benden yeşil gözlüm. Of tamam Tankut ya, tamam. Ay ne demek tamam canım? Babanız yaşlandı, torun ister. Biz peder beye torun vermek için evlenmedik Valide Hanım. Hem böyle beklentiler içinde olmaktan iyi. Mehmet Usta bizim çocuğumuza kendisi mi bakacak sanki? Babanız duymasın bu konuşmaları. Gerekirse onunla da konuşurum Valide Hanım. Sen bu söylediklerini babama da söyle de al boynunu ölçüsünü. Vallahi evliliğimizi fesheder Tankut. Sen merak etmeyin işte, babam artık eskisi gibi sinirlenmiyor. Sen de yüz bulma. Vallahi ben bu akşam eczacılığı bırakmak istediğimi söyleyeceğim babama. Söylemeyeceksin küçük hanım. Söyleyeceğim anne. Hazır yumuşamışken söylemek lazım. Hayır Defne, söylemeyeceksin, çok fena olur yoksa. Anne, şuna zeytinyağı falan mı döksek çıkmıyor ya? Aman oğlum, sana kaç kere dedim şu kızla çıkma diye. Bak başına ne belalar geliyor. Hadi anne, hadi olur mu? Hadi yürü. Aman. Baba. Mehmet. Bu ne bu? Bu şey baba, bowling tabi. Şey olmuş bu, şey yapar ki anne sen hiç merak etme, sinirlenme, ben onu hemen hallederim. Adam olmayacak mısınız ha? Adam olmayacak mısınız? Bu ne bu elindeki ha? Ne bu, ne işler çeviriyorsun sen? Nereye gidiyorsun, kiminle gidiyorsun bilmiyorum ki. Baba sakin ol. Sen sus. Seninle ayrı konuşacağız. Kızımız üniversiteye gidiyor diyoruz. O arkamızdan planlar, oyunlar yapıyor ya. Ya sen. Ha, ne demek çocuk sahibi olmayacağım ya? Sen aşıktın değil mi buna evlenirken? Al turşusunu kur şimdi. Ya başlarım şimdi o doktora ya. O doktor gelsin şu evde bir iki gün yaşasın da kafayı üşütüyor mu üşütmüyor mu bakalım ya. Bu ne bu? Ne bu senin elindeki ha? Ne bu? Bu ne ya? Bu ne? Aklı başında bir adam yok mu ya? Beni öldürecek misiniz ya? Ne biçim insanlarsınız ya? Yok hastayım. Yok bilmem ne. Ya